Bugünkü toplantımızın amacı bilgilendirme toplantısı. Biz Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak ilimizde hayvancılık konusunda bölgesel anlamda hangi aşamada olduğumuzu, yapmış olduğumuz hizmetin ne olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kışın özellikle yaz ayında kuraklık döneminde yetiştiricilerimizin kaba yem sıkıntısı nedeniyle şahsın ve Damızlık Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olarak yetiştiricilerimin adına bizlere desteğini esirgemeyen valimize, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bu konuda ciddi anlamda bize katkıda bulunmuştur. Kaba yem tedariğine yönelik çalışmalar yapmıştır. İlimizin %75'inin geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu sizler de bildiğiniz gibi tamamıyla bu alanla yönelik istidama ve geçim kaynağı alanına dönüşen tarım ve hayvancılık konusunda ciddi bir ekonomi girdidir. Dolayısıyla hayvancılık denilince üretkenlik akla gelir. Hayvancılık denilince yetiştirici akla gelir. Eli nasırlı annelerimiz akla gelir. Bu işi sahada yapan ciddi anlamda ekonomiye katkıda bulunan yetiştiricilerimiz akla gelir. Kısaca ilimizin yapısıyla ilgili sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. İlimizin arazi yapısı, tarım arazisi işlenen 361 bin hektar, çayır mera arazilerimiz 555 bin 600 hektar, yaylalarımız 169 bin 550 hektar, tarıma elverişsiz olan alanlarımız kurak, susuz geçen yerler 50 bin 650 hektar, toplam 1 milyon 136 bin 700 hektarlık bir arazimizin var olduğunu. Bu alanda hayvancılık bölgemizde tamamıyla mera hayvancılığı olmak şartıyla mera hayvancılığı yaygındır. Dolayısıyla biz Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak bu birliği 11-11-2006 yılında kurduğumuzda soy kütüğüne kayıtlı hayvan sayımız bir taneydi. O hayvanımız da Bursa Et Balık Kombinası tarafından kesilmişti. 2007 yılı tamamıyla Ticaret Sicil Gazetesi'ne yönelik bir yayınımız oldu. Resmiyetimizi kazandık. 4631 sayılı hayvan ıslah kanununa istinaden e-ıslah çalışmasını başlattık. Biz hiçbir kurumda, kuruluşta destek almadan, hiçbir yerde bir destek istemeden, kendi ayaklarımızın üzerinde durmak adına yetiştiricilerimizle birebir temasta bulunup üye kayıt sistemini, soy kütüğü, ön soy kütüğü ve Türk VET sistemini anlatmaya başladık. Dolayısıyla 2007 yılı hizmetimiz tamamıyla konuşmalar üzerinde geçti. 2008 yılında desteklemelerde hayvan sayımız 135. Yani 340 bin büyükbaş hayvanı olan bir ilde desteklemelerde yararlanan hayvan sayımız 135. Bunun eksikliğini nasıl gidereceğimizin üzerinde çalışmalar yaparak sizlerin aracılığıyla gerek medya tanıtım, gerek brönşür, gerekse Muhtarlar Derneğimizde zaman zaman istişare ederek bunu yaygınlaştırdık. 2009 yılında 66 yetiştiricimizle 738 hayvana destek verdik. 2010 yılında 2743 hayvana çıkarttık soy kütüğüne kayıtlı hayvan. 2011 yılında 772 hayvana böyle basit rakamlarla destek vermeye başladık. Bir veri kayıt elemanı, bir muhasebeci olmak üzere İl merkezde 7 ilçeye hizmeti sunmaya başladı 4 kişiyle. Tabii biz bu alanda
sahada çalışmalarımızı yaparken bizlerle çalışan özellikle özel veteriner hekimlerle protokol yaptık. Bu protokoller doğrultusunda ilimizde 35 veteriner hekim suni tohumlama çalışmalarını sahada yaygınlaştırdılar birliğimiz adına. Bu süreçte yapmış olduğumuz suni tohumlamada elde ettiğimiz hayvan verilerini de birazdan sizlere takdim edeceğim. İlimizde DAP projesi, gerek GAP projesinde olsun, bu anlamda yine sizlerin aracılığıyla başta Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım Bakanımız Sayın Mehmet Medi Eker'e yetiştiriciye, çiftçiye ve bölgeye vermiş oldukları desteklerden dolayı da teşekkürü bir borç bilirim. Patnos ilçemizde 3 tane büyük şirketimiz vardır. 2 adet de şu anda bize kayıt olan soy kütüğüne kayıtlı hayvanlarıyla beraber üyelik şartlarını kazandılar. Onlar da bu yıl desteklemelerde yararlanacaklardır. İlimizde 2011-2012 DAP projesinde faydalananların sayısı 8. 6 kişinin ise müracaatı üzerine proje kapsamına geçti fakat hayvanları da almadığından dolayı bu hayvanlar bölgemize, ilimize intikal etmedi. Aynı zamanda 0 faizli 7 yıl, ilk 2 yıl ödemesiz 5 yıla eşit taksitlerle banka kredileriyle kredide yaralanan yetiştiricilerimiz olmuştur. Dolayısıyla biz bu çalışmaları yaparken bölgemizdeki hayvan sayım raporlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün neredeyiz? Bizim soy kütüğüne kayıtlı erkek hayvan sayımız 1285. Soy kütüğü projesinde toplam sığır sayımız 16.741. 2012 yılı için söylüyorum. Dişi cinsiyetli toplam sığır sayımız 5.831. Toplam 22.675 tane 22.675 tane soy kütüğüne kayıtlı hayvanımız mevcuttur. Dolayısıyla bunlar mavi pedigril sistemi dediğimiz kimliklere geçişe doğru yönelmiştir. Bizler de yetiştiricilerimizle bu alanda mavi pedigril kimliğe sahip olması için birebir bu konu hakkında bilgi veriyoruz. Hayvanlarımızın ismini, küpe numarasını ve laktasyon döneminde yıllık vermiş olduğu süt raporunu sistemimize atıyoruz. Tarım Bakanlığımıza bildiriyoruz. Dolayısıyla çalışmalarımızı kısacasını, sizlerin de başınızı ağrıtmadan bu anlamda kısa da olsa bir ön bilgi ve sizlerle bu çalışmalarımızla ilgili bir bilgi sunmak adınaydı bu toplantılarımızın amacı. Tabii gönül ister ki bölgesel anlamda bütün sivil toplum örgütleri başkanıyla bölgemizin geri kalmışlığın gerekçeleri, bölgemizdeki sosyal yaşamın durumu, eğitimdeki durumumuz, sağlıktaki durumumuzu bir arada tartışıp medya aracılığıyla bunu kamuoyuyla paylaşmak ve sorun ve sıkıntılarımızı ilgili yerlere sunmaktır. Değerli arkadaşlar, dün akşam sizler de takip ediyorsunuz. Başbakanımız başkanlık sistemine geçişte bütün illerde bir çalışmanın yapılması ve insanlara birebir bu konuyla ilgili fikir ve düşüncelerini sunmak adına bir anket çalışması yaptı. Ben de şahsım adına yetiştiricilerimizle telefon görüşmelerim ve gerekse birebir görüşmelerimle yaptığım sonuç, biz yetiştiriciler olarak başkanlık sistemine tamamen evet diyoruz. Bu bizim ülkemiz için, milletimiz için, insanlığa hayırlı olacağına inanıyorum. Umarım ülkemizin
sağduyulu, duyarlı insanları da bu konuda bütün sivil toplum örgütleri olsun, gerekse akil adamlar olsun, bu konuda ciddi anlamda destek vereceklerine inanıyorum. Ben de bu başkanlık sisteminin de ciddi anlamda ülkemizin adına coğrafi ve bulunduğumuz Asya ve Avrupa arasındaki coğrafi yapımız nedeniyle faydalı olacağına inanıyorum. İnşallah bu başkanlık sistemi de ülkemize hayırlı ve uğurlu bir şekilde gelir.